Merhaba sevgili öğrenciler. Sözcüklerin, cümlelerin anlam ilişkilerini öğrendikten sonra artık daha büyük yapılar oran paragrafların anlam ilişkilerini öğrenmeye başlıyoruz. Paragraf, bir yazının bir satır başından diğer satır başına kadar olan ve en az 3 cümleden oluşan bölümüne verilen addır. Bir yazı en az 3 paragraftan oluşur genellikle. Hemen bir paragraf örneğini görelim. Yeryüzündeki canlıların yaşaması bakımından en büyük enerji kaynağı olan güneş, dünyadan 1 milyon defa daha büyüktür. Dünyadaki bütün canlılar canlılıklarını güneşin ısısına ve ışığına borçludur. Güneş, dünyaya en yakın yıldızdır. Gördüğünüz üzere bir paragraf belirli bir anlam bütünlüğü taşır. Yani bir konusu ve yazılma amacı vardır. Biz paragrafta anlam konusunda bu özelliklerin nasıl bulunduğuna, nasıl incelendiğine bakacağız. Paragrafın konusu. Konu, paragrafta üzerinde durulan olay ya da durumdur. Biz konuyu genellikle bu paragrafta ne anlatılmıştır sorusu sorarak bulmaya çalışıyoruz. Az önce verdiğimiz paragraf üzerinden düşünecek olursak, paragrafın tamamında Güneş ve Dünya'nın birbiriyle ilişkisi, özellikleri anlatılmıştır. Bu sebeple bu paragrafta ne anlatılmıştır diye sorduğumuzda Güneş ve Dünya olarak cevap verebiliriz. Başka bir örnek üzerinden tekrar görelim. Astronot olmak için öncelikle İngilizcenizin iyi olması gerekiyor. Uzay bilimleri, matematik, fizik gibi bölümlerden mezun olmanızda avantajınız olacaktır. Ancak bu bölümlerin dışında bir bölüm okusanız da astronot olabilirsiniz. Boy ve kilo kriterine uymanız da astronot olarak kabul edilmenizi sağlayacak başka bir etkendir. Tekrar bu paragrafa dönüp, burada ne anlatılmıştır diye sorduğumuzda, paragrafın genelinde bahsedilen konunun astronot olmak için gerekenler olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü bize paragrafın tamamında astronot olmak amacıyla sahip olmamız gereken kriterlerden bahsediliyor. Konuyu bulduktan sonra paragrafın bize vermek istediği ana iletiye odaklanmamız gerekiyor. Biz bu ana iletiye, ana fikir ya da ana düşünce diyoruz. Yazarın paragrafı yazma amacıdır. Ana fikir vermek. Ana fikirlerin önemli özellikleri vardır. Konuyla karıştırmamak için bunlara dikkat etmemiz gerekir. Ana düşünce, paragraftan çıkarılacak en kapsamlı yargıdır. Paragrafın bize vermek istediği mesajdır. Ana düşünce, paragrafın herhangi bir cümlesi olabilir ya da paragrafın geneline yayılmış olabilir. Paragrafın geneline yayıldıysa eğer biz bu durumda ana düşünceyi kendimiz çıkarmalıyız. Ve en önemli özelliklerden bir tanesi, ana düşünce kesin bir yargı bildirir. Bu neden çok önemlidir? Çünkü ana düşünceyi konuyla çok fazla karıştırma durumu gözlemleyebiliyoruz. Ana düşünce bir cümleden oluşur. Konuda ise bir yargı yoktur. Az önceki örneklerde de gördüğümüz üzere Güneş ve Dünya ya da astronot olmak için gerekenler gibi sözcük ya da sözcük grupları paragrafın konusu olabilir. Fakat ana düşünce bir cümleden, kesin bir yargıdan oluşmaktadır. Yine örneğimiz üzerinden görebiliriz. Kültürlü insanların en büyük dostu, yardımcısı ve eğlencesi kitaptır. Kitap, zihnimizin ve gönlümüzün ihtiyaçlarını karşılayan kıymetli bir hazinedir. Kitap okumanın zevkine eriştik mi, artık kitapsız yapamayız. Paragrafın ana fikrini sormak için de bu parçada anlatılmak istenen nedir ya da bu paragrafın bize vermek istediği mesaj nedir gibi sorular sorabiliriz. Paragrafın tamamından çıkartacağımız tek bir yargı bizim ana fikrimiz olacaktır. Bu paragrafı incelediğimizde kitabın
Kültürlü insanların dostu olduğu, eğlencesi olduğu, kıymetli bir hazine olduğu, zevkli bir uğraş olduğundan bahsediyor. Tüm bunları birleştirdiğimizde ulaşacağımız ana fikir, kitap bizi eğlendiren ve bilgilendiren en kıymetli arkadaştır şeklinde tek ve kesin bir yargı olacaktır. Aradaki farkı daha iyi görmek için konuda, paragrafta konu başlığında incelediğimiz paragrafın bu sefer de ana fikrini bulalım. Yeryüzündeki canlıların yaşaması bakımından en büyük enerji kaynağı olan güneş, dünyadan 1 milyon defa daha büyüktür. Dünyadaki bütün canlılar canlılıklarını güneşin ısısına ve ışığına borçludur. Güneş dünyaya en yakın yıldızdır. Yine bu parçada anlatılmak istenen nedir? Ya da bu parçanın bize vermek istediği mesaj nedir diye sorarsak eğer, bütün paragrafta bize anlatılan, bize ulaştırılmak istenen tek kesin yargıyı bulabiliriz. O da güneş dünyadaki canlı yaşamının en büyük enerji kaynağıdır, olacaktır. Bu bakımdan bu paragrafta birinci cümlenin ana fikir olarak yer aldığını söyleyebiliriz. Paragrafta konu ve ana fikir bu şekilde. Bir sonraki konumuzda görüşmek üzere. Hoşça kalın.